Arkadaşlar tekrar merhaba. Uzun bir aradan sonra tekrar yeni bir videoda buluştuk. Fırsat buldukça video çekmeye çalışıyorum. Yani video çekemediğimde bilin ki arkadaşlar fırsat bulamıyorum. O yüzden ben de açıkçası hani bir fırsat bulsam da video çeksem diye bayağı bir zaman bekledim. Şimdi arkadaşlar bugün Hulusi Akar'ın haritasını paylaşmak istedim ama sadece doğum gününü biliyorum. Net saatini bilmiyorum. Burada şunu için bu videoyu çekmeye istedim arkadaşlar. Mesela bazı kişiler vardır. İşte doğum gününü bilirsiniz ama işte net doğum şeyini bilmezsiniz. Doğduğu saat falan hani yükseleni falan. Ancak bu kişiyi eğer tanıyorsak, tanınmış kişilerse veya çevremizde bulunan bir kişi ise burada belirli açı kombinasyonları, işte gezegenlerin burç yerleşimleriyle kişinin belli özelliklerini anlayabiliriz. Ben size burada bunu göstermek istedim. Bir de son dönemlerde hani Hulusi Akar ismi biraz böyle gündemde, hani birçok şeyde acaba Hulusi Akar belirli işte güç mü elde ediyor bilmem ne, bunun gibi şeyler konuşuluyor. Ben uzun süredir çevremdeki insanlarla konuşuyorum. Yani Hulusi Akar'ın sadece doğum tarihine, bilgisine bakmıştım. Orada gördüm bazı veriler. Harbiden beni şeye uğrattı yani böyle. Vay be dedim. Uzun süredir Hulusi Akar'la ilgili video çekmeyi düşünüyordum. Fırsat bulamadım bahsettiğim gibi. Bir de yangın dönemiyle ilgili de açıkçası bir video hazırlamayı düşünüyorum. İnşallah onu yaparım ama bu konuda söz veremiyorum. Belki bugün onunla ilgili de bir video yapabilirim. Şimdi şöyle arkadaşlar, burada bu videoda hem bazı açıların nasıl etki olduğunu pratikte anlatacağım size. Şimdi mesela biz belirli açıları veya gezegen yerleşimlerini okuyoruz. Astrolojiyle ilgilenen arkadaşlar bunu çok iyi biliyor ama bazen açılar nasıl anlamı olur? Yani bu tam olarak ne demektir? Gerçekten tanımlaması çok zor. Yani dünyanın en iyi astroloğu olsanız bazen böyle açıları tanımlamak gerçekten zor oluyor. Ama ben burada şunu izliyorum arkadaşlar. Biz bilimde tüme varım ve tüm dengelim yönteminden bahsederiz biliyorsunuz. Bazı şeyleri tüm dengelimden öğrenebilirsiniz. Yani sadece kitaplardaki bilgi. Mesela ben size şunu söyleyeyim. Solar Return Chart nedir dediğimizde ben yine size anlattım. Kendi geçmişimle ilgili baktım, periyotlarla ilgili. O dönemde hayatımda neler geçmiş? Bakın, tümden geldim. Yani neler yaşadığımı haritadaki kombinasyonlarla yorumladım ve oradan kendim Solar Return'ün ne anlama geldiğini daha iyi anladım. Ve birçok kişide de mesela o seneki yaşadığı olaylarla bir şey var mı, ilişkisi var mı, gerçekten de gerçekleşiyor mu? Siz de bu şekilde anlayabilirsiniz arkadaşlar. Yani kitapta şimdi mesela görüyorum Solar Return'le ilgili koca koca kitaplar yazılmış ama bayağı bir işi dallandırmış. Şimdi astrolojide böyle bazı şeyleri çok dallandırıp budaklayınca da arkadaşlar bilgi kayboluyor. Yani çok fazla bir şeyi, bilgiyi dallandırmak da iyi bir şey değil. O yüzden size bu yöntemi tavsiye ederim arkadaşlar. Ben biraz da sizlere yöntem öğretmek istiyorum. Şimdi Hulusi Akar videosunu şundan da dolayı paylaşmak istedim arkadaşlar. Birincisi, Hulusi Akar Güneş Balık burcunda bir insan. Şimdi biz biliyorsunuz genelde balık burçları ilgili, yani bunu kimlerden duyuyorsam, işte çok naifler ya, balık burçları çok zayıf karakterler ya, bunlar dokunsan salya sümük ağlarlar şöyle, yani en zayıf burç, yani herkes böyle balık burcunu inanılmaz ya, böyle şöyle yani yerden yere vururlar. Oysa hani ben balık, her burcun bir anlamı vardır. Her burç çok değerlidir. Balık burcu genelde fedakarlığı, bazı anlamlarda kurban işte olmayı anlatır deniyor. Oysa kurban olmayı da hep kötü anlıyoruz. Yani birileri, ya yani bu dünyada birileri fedakarlık yapmazsa dünya mahvolur arkadaşlar. Yani öyle hep böyle güce çok arzulu insanlarız. İşte balık çok güçlü değil. Ya olabilir. Ama birileri de fedakarlık yapacak. Yani fedakarlık yapmazlarsa, birileri yapmasa dünya nereye gider? Siz de biliyorsunuz.
Ben burada balık burcunu o yüzden hani içinde ayrı bir anlamı olduğunu düşünüyorum. Her burç çok değerli. Her burcun farklı bir anlamı var. Bir de şunu anlatmak istiyorum arkadaşlar. Yine güneşi balık burcunda olunca insanlar mesela birini görüyor. Ya bu balık burcu ama hiç balık burcu gibi değil. Ben bununla ilgili birçok defa belki videolarda belirttim ama insanlarla konuştuğumda anlatıyorum. Mesela Güneş ve Venüs, Merkür ve Venüs, Güneş'i balıkta olan insanlar, mesela Merkür'ü koç veya kovada olabiliyor. Venüs'ü işte yine koç, kova veya işte oğlak veya boğada olabiliyor. Şimdi öyle olunca mesela görüyorum bir kişi Venüs'ü de Merkür'ü kovada, adam bayağı zeki, işte böyle çok bilgili, zeki. Mesela konuşuyorum arkadaşlar, ya diyor bu hiç de balığa benzemiyor. Tabii ki çok benzemez. Merkür'ü kovada, Venüs'ü kovada. Adam bayağı çevre, insan ilişkileri çok iyi, bir sürü arkadaşlıkları var. Çok zeki. İşte yani hani demek istediğim şu arkadaşlar, sadece Güneş burcuyla karakter analizi edenleri çok eleştiriyorum. Yine mesela benim Güneş burcum Akrep. Hani bunu Akrep burcunu sanmak için söylemiyorum. Çünkü hatta gerçekten zodyakta bazen en sinir edici burçlardan birisi de akrep bana göre. Bazı zor yanları var ama çok iyi yanları da var. Şimdi görüyorum bazı insanlar mesela şöyle diyor. Ay akrep mi uzaktır veya ay şu mu uzaktır. Ay şunları hiç sevmem. Ay bunları hiç sevmem. Böyle kelimeler. Ya mesela yengeç burcu. Ya işte çok duygusallar. Ağlak mı ağlak falan. Yani mesela yengeç burcu en şefkatli burçlardan birisidir. Yani yardımseverliği anlatır. Yani yengeç burcu olmazsa yani mesela o duygusal bağ kurmasanız insanlarla yardım etmezsiniz. Empati ile ilgili çok alakalı bir burç. Yani her burcun olumlu yanı var, her burcun olumsuz yanı var. Her gezegenin olumlu yanı var, her gezegenin olumsuz yanı var. Mesela Jüpiter çok iyicil olan bile ki inşallah video yapacağım. Mesela bu yangınlarda Jüpiter'in Mars'la karşıtlığı, Regulus derecesine gelmiş Mars'a, Jüpiter'in de karşıt açısı ve Mars'ın Regulus gibi ekliptiğe yakın en parlak, bakın ekliptiğin üzerinde en parlak yıldız diyorum, etkisinin ne kadar olduğunu görüyoruz. Orada Jüpiter etkiyi çok çok büyütüyor. Yani o yüzden bütün gezegenleri olumlu ve olumsuz, yani bütün yanlarıyla görmek lazım. Şimdi böyle bir giriş yaptım, kusura bakmayın. Bazen böyle işin felsefi boyutunda anlatmayı çok seviyorum. Şimdi Hulusi Akar'ın doğum tarihi arkadaşlar 12 Mart 1952. Hulusi Akar'ı biz ne olarak biliyoruz? Asker, işte sonradan Genelkurmay Başkanı oluyor ve ardından şu anda Savunma Bakanı. Savunma Bakanı oluyor. Türkiye'de hani bu anlamda adı en az lekelenmiş siyasi figürlerden birisi. Yani birçok bakanlık eleştiriyor ama kendi mesela birçok bakan kendi şeyinde çok şey olmayan bakanlar. Hani işte bilmem bir şey bakan oluyor ama hiç kendi mesleğiyle alakalı değil. Bir turizm bakanı var. Hani o yine turizm sektöründen gelme ama iş adamı. Hulusi Akar bildiğiniz askerin tamamen içinden gelme sistemi çok iyi bilen bir insan savunma bakanı. Hani bu anlamda da şey yani yine savunma askerlikle alakalı bir alanda. Şimdi arkadaşlar Hulusi Akar'ın ben haritasına ilk baktığımda iki tane açı çok dikkatimi çekti. İlk öncelikle Jüpiter'in Plüto ile açısı çok dikkatimi çekti arkadaşlar. Şuradan görüyorsunuz tam üçgen. Şimdi burada üçgen açı Jüpiter Plüto hani şimdi güç olmayla alakalı bir şey ama biz bunu nasıl yorumlayacağız? Şimdi biliyorsunuz Jüpiter'in açılarında genelde hem şanslı olmayı getirir, bir etkiyi büyütmeyi yani o alanda bir zaten üçgen açı da Jüpiteryen bir açıdır. Şans yani size resmen bir şey yapmasanız da şans akar. Şimdi bu açıyı yorumlarken nasıl bir yol izleyeceğiz? Şimdi ev konumunu biliyoruz ama burcun iki burcun etkisine mi bakacağız? Ev olarak mı etkisine bakacağız? Şimdi ben size Hulusi Akar Özgür'ün de bu açıyı nasıl yorumlayacağımızı anlatmak istiyorum. Öncelikle
Jüpiter yaklaşık 19 derecede Güneş'in yüceldiği bir derece Koç burcunun. Güzel bir derece, ilginç bir şey bu. Ve Koç burcunda. Ben Jüpiter'in burçlardaki özelliklerini şöyle görüyorum arkadaşlar. Burcun genelde daha iyi özelliklerini Jüpiter gösteriyor. Mesela ben kendimden örnek vereyim. Benim Jüpiter'im yengeçte. Hani yengeç kadar duygusal olarak böyle şey değilim. Hani kendini dağıtan değilim ama o yengecin hani yardımseverlik falan. Ben mesela çok keyif alıyorum işte yardım etmek, şey yapmak konusunda. Mesela Jüpiter'in o anlamda mesela evime işte böyle sürekli ev konularında da hep aileme yardım ederim. Böyle bir yapım var. İyi özelliklerini Jüpiter o burcun daha öne çıkarıyor. Yani negatif ziyade daha iyi özelliklerini gösteriyor. Bazen abartıya da kaçabilir. İkinci husus da şu arkadaşlar. Jenerasyon gezegenleri genelde burçlarda hani etkisini çok değerlendirmem açıkçası. Yani mesela Plüto Aslan. Etkisini biraz kısmi görürüm. Ancak belirli gezegenlerle net açılarda, kesin açılarda bu bir derecenin olduğu veya iki derece de olabilir. Belki değerlendirilebilir. Açılarında her türlü açısından arkadaşlar ben o burcun etkisini gösterdiğini düşünüyorum. Bunu nasıl anlayacağız? Şimdi Hulusi Akar askerden geldi. İşte asker. Jüpiter'i Koç'ta. Bir de Güneş'in yüceldiği dereceye çok yakın. 19 derece. Hatta bunu o derecede kabul edebiliriz. 18, yani 43 diyor. Zaten Jüpiter ağır hareket ettiği için yani sadece 3-4 dakika oynar bu. Şimdi Koç burcu özelliğini ve olumlu anlamda, biraz daha olumlu anlamda öyle çıkarabilir. Bazen abartı da olabilir. Plüto güç gezegenine, gücü anlatan gezegene tam üçgende. Plüto nerede? Aslan'da. Yani şunu anlıyorum ben. Askeri anlamda, yani üçgen açı şans açısı ya, askeri o anlamda güçlü bir pozisyona gelirken şanslı olmayı anlatıyor. Şimdi ve Aslan'da, Aslan Burcu ne? Sahnede görünme şey yapmam. Hulusi Akar sahnede çok görünen, uzun süredir böyle askeri anlamda olsun, şey de olsun. Yani ben Hulusi Akar ismini son yani bir 7 yıldır çok sık görüyorum. Sürekli böyle ama hiç şey olmayan, çok az böyle karalama şu bu oluyor. Eleştiriler oluyor, ona da hemen parlıyor. Merkür Uranüs karesi. Ama parlak bir zihin. Onu da birazdan değineceğim. Şimdi ne yapıyor burada? Plüton'un aslında hani biz jenerasyon gezegenlerini çok burçlarla kıyaslamıyoruz ama işte burada Plüto aslan özelliğini ortaya çıkarıyor. Ama Plüton'un o şey anlamı vardır. O burcun daha derin, mesela aslan böyle sahnede olma ama Plüto ile birlikte sahnede ne olursa olsun öne çıkma. Gücü elde etme, parlama. Şimdi Jüpiter de buradan şans getirmiş. Peki biz burada nasıl göreceğiz bunu? Hulusi Akar Genelkurmay Başkanlığı'na gelirken arkadaşlar, Ergenekon şu bu derken birçok asker tutuklandı. Yani öyle şeyler oldu ki, ya şansa bakın, yani hep ön açıldı. Yani yürü ya kolum derler ya böyle. Hep öyle bir şekilde. Yani nasıl bir şans? Ardından Genelkurmay Başkanı oldu. Ardından başkanlık sistemi geldi. Savunma Bakanı oldu. Şimdi Genelkurmay Başkanı'nın gibi bir şey yok. Orada da ipler Hulusi Akar'ın elinde. Yani yürü ya kolum. Gücü bir şekilde eline aldı. Ama öyle bir şanslı ki böyle bir şey olamaz ya. Yani yürü ya kolum derler ya. Şimdi birincisi bu arkadaşlar. Yani buradaki o üçgen açı ama bakın iki ateş elementi arasında. Yine bak Jüpiter Koç'ta askerlikle alakalı Plüto güç. Askeri anlamda güç elde etme. Ve önü açık şans. Akıyor. Yürü ya kulum. Diğer bir açıda arkadaşlar Güneş Mars arasındaki üçgen. Evet şimdi buradaki üçgen Mars yine burada 17 derecelerde. Hani doğum saatine göre bu biraz daha artabilir. Güneş de 21 derece. Yani 4 derece orta. Şimdi buradaki belki Jüpiter Pluto kadar keskin şey değil ama Güneş zaten etki alanı çok güçlü. Mars da bize yakın bir gezegen.
Öyle olduğu için ben bu tür açılarda mesela Güneş Plüto ile 124 derece açı olsaydı hani Mars'la olanki kadar etkisi yine burada da bir etkisi olurdu üçgen açı ama Mars, Venüs gibi gezegenler bu Jüpiter de olabilir. Jüpiter de etkisi güçlü. Bu tür gezegenlerin orbunu biraz daha alabiliriz arkadaşlar. Burada da şunu anlatıyor. Güneş işte parlama, liderlik. Mars yine askerlik, harekete geçme, irade gücü. Güneş, Mars. Askeri anlamda liderlik. Mars asker, Güneş liderlik. Askeri lider. Akmış. Burada bu Mars Akrep'te çok güçlü bir konumda. Bana sorarsanız Mars Akrep'te daha bir stratejist askerlik verir. Daha nerede nasıl hareket edeceğini. Mesela Koç'taki Mars bazen kendini durduramayabilir. Ama ben Akrep'teki Mars'ı nispeten biraz daha güçlü görüyorum. Belki biraz daha tehlikeli görüyorum. Hani bu Hulusi Akar'ı kötülemek anlamında değil. Hani anlamında. Buradaki hemen öfkesini o açığa çıkarmaz. Onu kontrol altına alır, uygun zamanı bekler ve gösterir. Şimdi burada su elementinde olduğu için burada ben şunu anlıyorum. Hulusi Akar, evet, Güneş Mars arasında bir üçgen açı var. Zaten bu askeri liderlik konusunda destekleyici bir açı. Burada ama bu kişinin karakterinin daha böyle duygusal anlamda yani duygu güçlü Mars Koç Akrep'te nasıl ne zaman hareket edeceğini biliyor. Daha duygusal bağ kurmaya çalışıyor. Yani ki asker arkadaşlarıyla büyük ihtimalle duygusal bağ iyi olan insanlarla arkadaşlık kuruyor olabilir. Mesela ateş elementi de olsaydı bu daha farklı olurdu. Toprak elementi olsaydı daha böyle kontrollü olurdu. İşte hava elementi olsaydı daha böyle iletişimde güçlü olurdu. Nasıl konuşacağını. Mesela Hulusi Akar'da ben biraz görüyorum. Biraz iletişim konusunda mesela mecliste bir öyle bir CHP'li bir vekilin sorusu vardı. Çok böyle tepki gösterdi falan. Hani duygusal patlamaya açık. Hani burada açıları yorumlarken arkadaşlar işte o burç kombinasyonlarını iyi değerlendirmek lazım. Bunu bilinçli olarak bugün bu Hulusi Akar'ı seçtim. Yani birçok insan ya bu açıları nasıl yorumlayacağız derken zor. Mesela orada diyelim ki Jüpiter varsayalım ki Boğa'da Plüto'da Başak'ta olsun. Bu kişi daha çok maddi kaynakları kazanmada çok şey oluyor. Yani çok pratik, daha çok bir şeyler elde etmek, kazanımla bulunmak konusunda pratik olur. Diyelim ki Jüpiter'i Başak'ta, Plüto Oğlak'ta. Bu kişi daha çok güce yani o kazanımları çalışarak, şimdi Jüpiter Başak'ta çalışarak pratikte bir şeyler elde ederek statü elde etmeye çok yönelik olurdu. Açıları böyle yorumlarız arkadaşlar. Şimdi mesela birçok yerde diyelim ki Jüpiter Plüto üçgen açısı genel anlamını okuyorsunuz. İşte Jüpiter yani genişletici etki, iyimserlik şudur budur. Hani Plüto ile güç, hani güç anlamında verir. Evet ama hangi elementte, hangi burçta bu anlamları iyi bilmek lazım. Bir de kesin açılan etkisi her zaman arkadaşlar çok daha güçlüdür. İşte Jüpiter Plüto'nun kesin açısı 120'lik tam açıda olması Hulusi Akar'ın neden bu konumda olduğunu gösteriyor. Yine burada Hulusi Akar'da bütün açıları anlatmayacağım arkadaşlar. Sadece burada size birkaç açıdan açıları nasıl yorumlamanızla ilgili örnekler vermek için bunu anlattım. Bir de Hulusi Akar'ın kısa bir analizini yapmak istedim. Mesela Merkür, Uranüs arasında kare açısı var. Ki bu da 8 derece Merkür, Uranüs'te 9,54. Yani kesin açı gibi bir şey. Merkür'ü Koç'ta. Yani emir vermeyi, işte ben her şeyi bilirim ama Merkür Koç'ta arkadaşlar. Kimi görürsem çok zeki oluyorlar. Ben hani Merkür birinci evde güçlü diyoruz ya, Koç'ta da Merkür açıkçası çok görüyorum. Sadece kötü yanı şu. Ben her şeyi bilirim edasındalar. Hiç kesinlikle farklı fikre değiller. İkincisi emir almayı da çok sevmezler. Uranüs de burada kare yapmış. Zihni çok
Bazı tepkileri şey olabilir ama gerçekten parlak bir zihinleri var. Çok zeki olurlar ki Sedat Peker'de de Merkür Uranüs karesi vardı. Tabii oradaki burçlar farklıydı. Sedat Peker'de tam onu hatırlamıyorum. Sanki Merkür yengeçleri gibi hatırlıyorum. Orada da eğer Merkür yengeçteyse Sedat Peker'de Uranüs Başak'ta. Orada da daha çok duygusal şey olabilir belki. Hani zihni çalışır ama bir tarafta duygusal ki hiç Sedat Peker'de de böyle bir şey var. Burada yine Hulusi Akar'ın gerçekten zeki bir insan. Hani yönetme kabiliyeti güçlü bir insan olduğunu görüyoruz. Yine bu haritada arkadaşlar dikkatimi çeken bir açıda Güneş ile Neptün arasında 150'lik açı. Hani 150'lik açı ile ilgili bir video yapmıştım arkadaşlar. Anlaşılamama falan ama ben burada bunu şöyle görüyorum. Acaba diyorum Hulusi Akar 150'lik açı bir tarafta da anlaşılamama. Bazen bir şey mesela Neptün. Acaba şöyle bir şey olabilir mi? Mesela biz Tayyip Erdoğan ön tarafta kendini gösteriyor ama arkada bir güç var mı diye soruyoruz ya. Acaba Hulusi Akar perdenin arkasındaki bir güç olabilir mi? Kendini gizlemiş olabilir mi? Bir komplo teorisi yapmak için değil arkadaşlar. Burada sadece Hulusi Akar özgüründe açıları nasıl yorumlayacağız? Ve onunla ilgili de söylentiler, bilgiler, şeyler burada astrolojik yorumlarla bir bağ kurabilir miyiz? Yani gerçekten uyuyor mu? Ben hani Hulusi Akar'la ilgili birçok söylenti olmasını da bu açıya bağlıyorum. Hani doğru ve yanlış olabilir ama gerçekten de güçlü bir figür. Hani acaba Tayyip Erdoğan sonrasında o mu lider olacak? Söylentileri var. Gerçek ya da Tayyip Erdoğan acaba hani kontrol Hulusi Akar'ın elinde mi gibi söylentileri var. Buradaki bilgiler açıkçası bu fikri destekliyor. Güçlü bir şekilde destekliyor. Ama yine dediğim gibi bu sadece biz hani doğum günü bilgisinden bu bilgilere ulaştık açılardan. Ben böyle olma ihtimalini çok yüksek görüyorum. Ama kesin böyledir. Böyle bir teori ortaya atmıyorum. Yine arkadaşlar videoyu bitirmeden önce kısa bir şey göstermek istiyorum. Hulusi Akar'ın Drakoli haritasında, şimdi ben hep şunu söylüyorum. Bir kişiyi yorumlarken Drakoli haritadaki şeylere de bakmak lazım. Mesela Hulusi Akar'ın güneşi 22 derece koçta. Bakın yine askerlik, liderlik, askeri güneşin koçta hani güçlü olduğunu biliyoruz. O yüzden askeri anlamda liderlikte zaten bir Drakoni haritasındaki güneşin pozisyonunu da desteklemiş Hulusi Akar'ın bu durumunu. Astrolojide birçok veriyi anlamlı bir şekilde birleştirmek gerekiyor. Bugün videomda da arkadaşlar size Hulusi Akar'ın kısa bir harita analizi ve bu harita içerisinde belirli açıların kişinin temel yapısıyla ne kadar uyumlu olduğunu, yani biz yükselenini bile bilmesek haritasındaki sadece bu bilgilerden bile işte gezegenlerin belirli konumları ve kişinin genel karakteri ne kadar uyumlu bunu paylaşmak istedim arkadaşlar. Yine başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.